şekilde çadırlar yapma imkanları olduğu için ve eş zamanlı olarak keçeyi de kullanıma sunuyorlar. Ve tam her türlü ihtiyacı sağlayan insanı koruyan mesken olarak çadır, keçe çadır ortaya çıktığı için tam göçebeliğe ve tam atlı savaşçılığa geçişi yapan bozkır topluluğu arkadaşlar işte bu Karasuk kültürünün sahipleri. Andronovo'nun doğu kanadından bir hareketlenmenin ürünü. Yani dışarıdan birileri değil, Andronovolular, doğudaki Andronovolular Karasuk kültürünü kuruyorlar. Karasuk'u da arkadaşlar milattan önce 900 ile 200 yılları arasında kabaca Tagar kültürü takip ediyor. Biz Tagarlar zaten artık tarihi döneme geldik. Tagar kültürünün son aşaması Mao Tun'un değil mi hayatta olduğu gençlik dönemlerine tekabül ediyor. Artık Hun çağına gelmiş oluyoruz. Nefesim kalmadı arkadaşlar. Böylelikle en önemli iki kültür olan, daha doğrusu üç kültür, başlatıcı olan Sintaş'ta Andronovo ve sonraki tarzı ortaya çıkaran Andronovo'nun doğu kanadından türeyen Karasuk kültürleri. İşte Avrasya'nın tarih öncesi kültürleri derken bunları anlamalıyız. Öbür türlü arkadaşlar yerel olarak pek çok Petrovka'sından, Poltavka'sından, Aleksiyevka'sından çok sayıda yok Namazgah Tepe buluntularına kadar çok sayıda arkadaşlar buluntular var. Konu zaten bir ömür yetmez. Bir uzmanlık alanıdır. Yüzlerce binlerce insanın çalıştığı. Biz sadece özetlemeye çalıştık. Evet ben izin istiyorum. Sesim de gitti. Var mı arkadaşlar sorularınız, katılmak istediğiniz? Elif bir şey mi söyleyeceksin? Yok hocam, yani. Evet, dersimizi burada bitirelim.